Arkadaşlar, bugün sizlere bir duyuru videosu yapacağım. Çok şaştım ya. Sanki hüzünlü açtım değil mi? Sanki akvaryum, Mavi Akvaryum kanalını kapatıyormuşum gibi. Neyse. Mavi Akvaryum bildiğiniz üzere bir akvaryum hobisi altında sizlere hani kendi bilgilerimi aktardım, kendi tecrübelerimi aktardım bir kanal arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur. Umarım faydalı oluyorumdur. Bu videolar son sürat devam edecek. Bunun dışında bana soracağınız soru varsa videoların altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevaplıyorum. Seve seve cevapladım da. Daha önceden de bakabilirsiniz videoların altına. Tüm sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Yorum atmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yorum atmaktan, özellikle like butonlarına basmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Paylaşırsanız da çok bal kaymak olur ya. Neyse. Ne diyecektim? Bunun dışında daha spesifik konulardan bahsetmek istiyorsanız, daha spesifik konularda muhabbet etmek ya da sorular sormak istiyorsanız bana turcaneker@gmail.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bahsedeceğim konu olta balıkçılığı arkadaşlar. Olta balıkçılığıyla son 2-3 aydır ilgileniyorum ben. Tamamen amatör olarak ilgileniyorum. Peki ne alaka diyeceksiniz? Yani olta balıkçılığıyla ilgili videolar çekeceğim. Ve akvaryumculukla olta balıkçılığının aslında yakın akraba olduklarını düşündüğümden dolayı o videoları da bu kanalımda farklı bir oynatma listesi şeklinde listeleyeceğim. Burada yayınlayacağım arkadaşlar. İlgili olan arkadaşların takip etmesini istiyorum. Bunun dışında bu konu hakkında olta balıkçılığı ile ilgili bilgi sahibi olan arkadaşların veya bu konu hakkında YouTube kanalı olan arkadaşların bu video altında linklerini paylaşmasını istiyorum veya bana ulaşmasını istiyorum turcaneker@gmail.com adresinden. Ben de bilgilenmek istiyorum açıkçası sizler gibi. Bu konu hakkında hani takip ettiğiniz farklı bir YouTube kanalı varsa onu da paylaşabilirsiniz. Bu arada hani balığa çıkıyorsanız İstanbul çevresinde iseniz, Avrupa yakasındaysanız balığa çıkıyorsanız beni de çağırabilirsiniz. Ben de seve seve gelirim sizlerle. Size arkadaşlık ederim. Beraber hani muhabbet etmiş oluruz. Yeni arkadaşlıklar edinmiş oluruz. Bunun dışında hani tek başımıza da balık tutmamış oluruz değil mi? Yani daha zevkli olur bizim açımızdan. Ondan sonra başka diyecek bir şeyim kaldı mı? Başka diyecek bir şeyim kalmadı herhalde ya. Ha, 2 ayda neler yaptım onu da biraz anlatayım isterseniz. Hani kapatan kapattı zaten bu videoyu. Hani çok da şey olan, bu konu hakkında bir ilgili olan zaten şurayı buraya da dinliyordur arkadaşlar. Neyse, 2 aydır ne yaptım ben? Turna balığı tutmaya çalıştım. Şeyde Sazlıbosna, İstanbul'da oturanlar bilir. Sazlıbosna barajında turna balığı tutmaya çalıştım Şamlar köyünde. Lakin yani orası 2008'de mi 2009'da mı? Ne yani kurumuş. Kuraklık sebebiyle kurumuş. Bundan dolayı hani su azalmış. Balık da kalmamış çok. Hani tutamadım ben de turna balığı. Ondan sonra hani kaşıkla falan attım. Tutamadım turna balığı. Oradaki hani yaralık orada balık olmadığını söyledi. Bir daha da oraya gitmedim zaten. Ardından denize döndüm. Denizde ne tutabilirim? Şu an mevsimi olan istavritmiş. Ben de onlu çapariyi kullanarak istavrit tuttum. Gerçekten keyif verici bir hobi. Bu hobiye de hani devam etmek istiyorum. Dediğim gibi balık tutmaya meraklıysanız bu videolarımı izleyebilirsiniz. Bana link önerebilirsiniz veya balığa çıkıyorsanız beni de çağırabilirsiniz. turcaneker@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaparız, güzel faydalı şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.